Abi ne düşünüyorsunuz bu pandemi süreci? Maskeyi kapatalım ama. Malum dünya genelinde global bir kriz var. Şimdi 14 Mart tarihinden itibaren ben çalışmıyorum. Ve emekliliğime benim bir sene var. Tamam mı? Bizim devletimiz şu ana kadar, yani biz emekçiler üzerinde hiçbir yardımı olmadı. Mart'tan beri çalışmadım. 4 ay çalıştım. O da irili ufaklı yerlerde çalıştım. Böyle mi geçiniyoruz? Yani geçimim nasıl? Şöyle söyleyeyim ben sana. Geçimim nasıl? Eşimden, dostumdan, kayınvaliden veriyor bana parayı. Açık konuşuyorum ben sana. 70 yaşındaki bir kadın bana para gönderiyor. 70 yaşındaki emekli annem var benim. Babamdan kalan maaşı var. O bana para gönderiyor. Ayıptır, günahtır, yazıktır artık ya. Ne zaman açılsın? Biz dilenmiyoruz. Biz işimizi istiyoruz. Biz iş istiyoruz. Çalışmak istiyoruz biz. Bu pandemi sürecinde bu destek veriliyor ya, 1000 lira gibi falan, evet, aldınız mı? Evet, ben hiç almadım. Hiç alamadınız mı? Hiç alamadım. Başvuru yaptınız görmedik. Peki. Efendim? Başvuru yaptınız mı? Biz mesela hiçbirimiz alamıyoruz. Kusura bakmasın, saraydan halk görünmüyor. Halk bravo. Görünmüyor. Bravo. Görünmüyor ama bravo. Saray, insanlar isim Cumhurbaşkanı çıksın, halkın içine girsin. Bizlerin sesini duysun abi. Şöyle söyleyeyim. Şu anda işletmeler diyelim ki açıldı. Açıldı. Yarın dediler ki Mustafa Usta, ben aşçıyım kendim. Evet. Mustafa Usta yarın işe gel dediler bana. Benim cebimde yol parası yok kardeşim. Nasıl gideceğim? Ben kısa çalışma ödeneğinden 11 gün eksik diyerekten faydalanamadım. Bugün gelin kendi gözünüzle görün. Elektriğim, suyum, doğalgazım hepsi kesilmiş vaziyette. İnsanlar gerçekten zor durumda. Yani bugün televizyonlara bakıyorsunuz. Yok Kılıçdaroğlu, yok FETÖ, yok bilmem ne. Ya kardeşim millet aç. Millet artık onları geçti. Bravo. Ya arkadaş bana ne Kılıçdaroğlu, bana ne FETÖ, o noktaya geldim adeta. Bravo. Bakıyoruz mecliste ana muhalefet işte şeye diyor ki halk diyor aç diyor, şey diyor bilmem ne diyor. Ekmek bulamıyordu. Orada öbürü çıkıyor diyor ki kuru ekmek bulursa aç değillerdir diyor. Ya biz dilenmiyoruz. Biz iş istiyoruz. Ben 50 yaşındayım. 38 seneden beri çalışıyorum. 12 yaşından beri çalışıyorum. Bizim sırtımızdan kimse şey yapmasın ya. Ben ne AK Partiliyim, ne MHP'liyim, ne HDP'liyim, ne bilmem neyim. Ben halkım. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım kardeşim. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Mekanlarımızın açılmasını talep ediyoruz. Bütün kamu kurumuna gittiğiniz zaman, iş olduğu zaman orada gidiyoruz, HES kodu uygulanıyor. Neden burada kahvanede, restoranda, barınada, lokantasında bütün hizmet veren mekanlara HES kodu ile açılsın abi. Biz talep ediyoruz. Ben müzisyenim. Müzisyenler çok zor durumda. Günlük yaşayan insanlar. Sıkıntıdan başka bir şey değil yani. İntihar eden arkadaşlarımız var. Nasıl geçiniyorsunuz peki abi? Anamızın babamızın yanındayız kardeşim. Başka bir şey değil ya. Herkes anasının babasının yanına sığındı. Mekanlar açılsın artık. Ne yapıyorsunuz abla? Niye? Nedir problem? Para yok, pul yok. Kirayı veremiyoruz. Suyu, elektriği veremiyoruz. Doğal gazları veremiyoruz. Kesiliyor. Ablacığım şu süreçte nasıl geçiniyorsunuz? Geçinemiyoruz. Yani. Devlet veriyor işte 1 milyar. O açık ne veriyor. Ne kadar aldınız şu ana kadar? Kaç ay alabildiniz? Yeni aldı yani müzik süyenler bir para. Bir kere aldı. Kira mı vereyim, elektrik mi vereyim, su mu vereyim, doğalgaz mı vereyim, çocuklarımı geçindireyim, evimi geçindireyim. Ne yapacağım? 10 aydır çalışmıyorsunuz ve bir kere 1000 lira mı? Evet. Yani çoluk çocuğu mu doyuracağız, neler yapacağız bilemiyoruz yani. Bizler müzisyeniz. Yaptığımız başka iş yok. Arkadaşlarım sadece ekmeğini kemanından, gitarından, bağlamasından, klavyesinden kazanan insanlar. Hiçbir gelirimiz yok. Bizler günlük kazanıp günlük zaten... Aldığımız yömeler belli. Günlük kazanıp günlük yaşayan insanlarız. Ve şu an 9 aydır çalışamıyor. Bu insanların hepsi 9 aydır çalışamıyor. Yaptıkları tek bir iş yok. Bakın bu daha geçen haftakinde söylemiştim. Toplu intiharlar başlayacak. Çünkü düşünsene ya, sen evlisin, evde çocuğun var. Gidiyorsun akşam, baba bana şunu al. Eyvah, Allah'ım sen koru. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Bu saatten sonra ne yapabiliriz biz? Bu saate kadar zaten yıllardır müzik yapıyoruz. Ne yapabiliriz? Nasıl alamıyorsun? Ne yapacaksın çocuğunu? Düşünsene, aynı bir empati kur. Sadece Türkiye'de herkesin işi bozuk demekle olmuyor bu işler. Bilim kurulunda herkesin maaşı yatıyor. Allah daha çok versin, sorun değil. Aa, pandemi var, müzisyenler olmasın, şu olmasın mı? Ya kardeşim, 2 ay maaş almasanız zaten, 2 ay maaş almasanız pandemi diye bir şey yok diyeceksiniz. Bunu söyleyeyim, 2 ay maaş vermesin onlara, 2 ay maaş almasın o pandemi kurulu dedikleri adamlara, bilim kurulu. Vallahi de billahi de pandemi yok ilan ederler.
biz çalışmadığımız halde bu iadeleri nasıl yapacağız? Bir, kiralarımızı ödeyemiyoruz. TEDAŞ denen elektrik kurumu sayaçlarımızı söküp götürüyorlar. Ve icralar o biçim. Biz devletimizden istediğimiz tek şey bize karşılıksız hibe desteği vermesidir. Bu anda artık yani insanların dayanacak gücü kalmamıştır. Şöyle bir durum var. Şimdi normalde devletin bazı sistemleri işte elektrik gibi dediğiniz gibi vergi vesaire yürüyor. Ama siz resmi olarak da yasayla işletmeleri, düğün salonlarını kapatıyorsunuz. Kapattı. Böyle bir tutarsızlık var değil mi? Evet. Yani ve hem de bu tutarsızlık söz konusu olduğu için siz zaten paranız para olmadığı için gelir yok. Ödeyemiyorsunuz. Evet. Artı bir de krediler var. Banka kredileri var. Esnaf kefalet odalarına alınan krediler var. Bunlar... Siyaset yorumcusunuz. Röportaj yapıyorsunuz. Normal soru soracaksınız. Niye soru sorulur? İşte tamam devletin bize... Eleştirisel bir şeyini yapıyorsun. Nasıl? Hayır. Hayır şu anda bizim beyefendi gayet güzel mağduriyetini aktardı. Beyefendi gayet güzel mağduriyetini anlatıyor. Ama sen siyaset yorumcusu gibi sen diyorsun ki hükümetin çelişkileri, devletin böyle yapışı falan filan gibi bir şeyler söylüyorsun. Sorgulamak suç mu? Anladım. Şunu sen demek istiyor. Biz suç mu? Sanki röportaj yapmıyor gibisin. Yok beyefendinin kapalı olduğumuz halde gerekçesini anlattım yani. Devlet böyle bir tutarsızlık var. Kapalı olduğumuz halde gene vergilerimizi, kiralarımızı, sigortalarımızı ödemek zorundayız. Biz bunları ödeyemeyeceğiz. Ödeme imkanımız yok. Siyaset bilimcisi gibi konuşuyorsunuz. Siyaset bilimcisi gibi konuşuyorsun. Nasıl siyaset bilimci? Buyurun söyleyin. Provokatif bir şeyler şimdi yapmaya çalışıyorsun sanki. Soruyorum size. Şimdi bir devlet sistemi var. Mikrofonu indir. O zaman girmeyin. Benimle röportaj yapmayın. O zaman siz de girmeyin. Dahil olmayın. Siz de dahil olmayın. Siz hem geliyorsunuz bana kendinizce böyle bir ithamlarda bulunuyorsunuz. Provoka ediyorsunuz siz ama. Provoka falan etmiyorum. Böyle bir şey yok. Çok basit. Siyaset bilimcisi gibi konuşuyorsun. Senin şeyin ne? Vasfın nedir yani? Anlatayım mı ben size? Senin vasfın nedir ki? Vasfın derken? Ser veriyorsunuz kimin ne olduğunu. Anlamadım. Cevabını dinleyecek tahammülünüz olması lazım. Dinleyemez, ben bunu suçlarım deyip atıp gidemezsiniz yani. Öyle bir soru sordum biraz önce. Buyurun, söyleyin. Tamam, kayıtlarında var zaten. Söyleyin. Kardeşim, mikrofonu bana uzatma. Ben röportaj yapmıyorsun ki sen. Çok basit soruyorum. Devletin bir sistemi var değil mi? Çok basit. Bu bir sorudur devletin. Şimdi bak, vergi alımı gibi. Beyefendinin derdi başka. Sizin söylediğiniz başka. Ne söyledim ben? Söyleyin siz bana. Ne söyledim ben? Kapalı olduğunuz halde. Tamam, siz itham ediyorsunuz. Tamam. Ne söylediğimi söyleyin o zaman. Devam et.